Merhabalar, ben diyetisyen Gamze Yılmaz. Bugün sizlerle kışın neden kilo aldığımız hakkında biraz sohbet edelim istiyorum. İlk olarak kışın günler daha kısa sürüyor ve karanlık geçiren saatlerimiz aslında daha fazla. Bu yüzden de eğer beslenme davranışlarımızı kontrol etmezsek kilo alımımız bu dönemde daha da artabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Aslında güneşten yararlanamadığımız için daha depresif ya da daha mutsuz bireyler olabiliyoruz. Bu yüzden de direkt basit karbonhidratlara kaçabiliyoruz. Bunlar neler olabiliyor? Kek, poğaça ya da hamur işleri, abur cuburlar. Eğer elimizin altındaysa bilin ki aslında kilo almaya daha eğilimlisiniz. Peki bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir atıştırmalık ihtiyacı duyduğumuzda ilk olarak diyoruz ki biz danışanlara su için ardından bir 5-10 dakika bekleyin. Daha sonrasında tekrardan bir kendinize sorun. Gerçekten bunu yemeye ihtiyacım var mı? Ve kendinizi dinledikten sonra bitki çayı içebilirsiniz, çay içebilirsiniz ya da maden suyu içebilirsiniz. Ardından hala bir şey yemek istiyorsanız eğer bu da sağlıklı atıştırmalıklardan olmalı. Bunlar neler olabilir? Çiğ kuru yemiş, çiğ badem, kaju ya da evde yapılmış hazırlanmış bir uygun porsiyondaki bir meyve salatası gayet kurtarıcı olacaktır. Bir diğeri yazın evet daha çok susuyoruz. Çünkü terledikçe vücudumuzda su kaybımız artıyor ve su kaybettikçe de aslında susama hissimiz daha sonrasında oluşuyor. Aslında bireylerin su içmesi için susama hissinin gelmemesi gerekiyor. Yani siz susamadan önce su içiyor olmalısınız. Tabii ki kışın bu yüzden de su içme oranı daha da düşüyor. Bunu ne yapabiliriz? En azından sularımızın içerisine hoşumuza giden meyvelerin aromasını katarak içmemizi kolaylaştırabiliriz. Bu yüzden diyoruz ki günlük 8-10 bardak kadar su içelim ve suyunuzu mutlaka yanınızdan ayırmayın. Böylelikle sürekli su içme ihtiyacınızı hissedebilirsiniz. Diğer bir önemli olan ise fiziksel olarak daha yavaş hareket ediyoruz. Yani daha az hareket ediyoruz. Çünkü neden? Havalar soğuk. Hepimiz eve kapanmak istiyoruz. Bu da aslında istediğimiz bir durum değil. Peki neler yapabiliriz? Hava çok soğuk ama dışarı çıkmaya üşeniyorum derseniz inanın internette o kadar güzel uygulamalar var ki yürüyüş programları ya da telefonlarda. En azından bunu yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız, toplu taşıma aracı kullanıyorsanız gideceğiniz yerde bir durak öncesinde inin. 15 dakika kârınız olacaktır. Ya da asansör kullanmayın, merdiven kullanın. İnanın gün içerisinde daha aktif olmak sizin elinizde. Tüm bunları bir değerlendirin derim. Bir diğer faktör ise kahvaltı yapmadan güne başlıyoruz. Bazılarımızın kahvaltı yapma alışkanlığı evet olmayabilir ama bazılarımız da kahvaltısız güne başlamayanlardan. Ama bu kahvaltının içeriği önemli. Yani aldığımız bir poğaça ya da simitle güne başlamak kesinlikle yanlış. Çünkü 2 saat sonra mutlaka kan şekerimiz düşüyor ve kendimizi daha aç hissediyoruz. Eğer etrafımızda yine bahsettiğim basit karbonhidratlardan varsa aslında bir kısır döngüye girebiliyoruz diyebilirim. Bu yüzden lütfen daha sağlıklı bir kahvaltı yapmayı tercih edin ve güne zinde başlayın diyoruz. Diğer bir konumuz ise kendimizi aç bırakmamamız. Evet kahvaltımızı güzel bir şekilde yaptık, harika. Öğlen yemeğimizi yedik. Çalışan bir birey olarak düşünelim. Akşam yemeği neredeyse 7-7.30 gibi yeniyor. Ve bu saatte de aslında bir 7 saatlik bir açlık süresi. Yaklaşık öğleden sonra 3-3.30 gibi hem çalışma verimimiz düşüyor hem de aslında acıkıyoruz. Ve o ara öğünü yapmadığımızda akşam yemeğine saldırmış oluyoruz. Daha fazla yiyoruz. Bunu önlemek adına saat 3.30-4 gibi bir ara öğün sıkıştırın. Örneğin bir meyve, bir süt, yoğurt olabilir bu. En azından daha kontrollü bir şekilde güne devam edebilirsiniz. Ve son olarak lütfen güneşten faydalanamıyoruz dedik. D vitamini seviyelerinizi ölçtürün. Hem mutsuzluğa sebep olduğu gibi aynı zamanda kilo verimini de oldukça etkiliyor. Kendinize iyi bakın.